Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla CHP il binasında basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da katıldı. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu coşkuyu hep birlikte yaşadığımız için çok mutluyum. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Çok teşekkürler. CHP'ler adına basın açıklamasını yapan CHP Gaziantep İl Sekreteri Vicdan Aktaş, şanlı tarihin mirasçısı olduklarını söyledi. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayi Milliye, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamıdır. Milletimizin emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nda savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin yılmaz savunucusudur. Ulusumuzun, atamızın gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma yolundaki örgütlü hareketidir. Bu arka plan bizlere bir taraftan bu şanlı tarihin mirasçısı olma onurunu verirken, bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine sahip çıkma sorumluluğu vermektedir. Bu temel değerler ülkemizin çimentosudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin harcı da işte bu değerlerle karılmıştır. Emperyalizme direnme gücü, özgürlük aşkı, ülkemizi bir ve beraber tutma kararlılığı, çağdaş uygarlığı, yakalama arzusu. Cumhuriyet Halk Partisi 96 yıl önceki aynı ruh ve inançla cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar bağlı kalmaya devam edecektir. Ülkenin birliğini ve bağımsızlığını halkça paylaşan toplum için sosyal adaleti, dayanışmayı amaç edindiklerini belirten Vicdan Aktaş açıklamalarını şöyle sürdürdü. Partimizin her neferi de bu mirasa sahip çıkmakta, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin ve adaletin yılmaz savunucusu ve koruyucusu olarak mücadelesini sürdürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri ve değerleri konusunda özgürlükçü, eşitlikçi, kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü esas alan ülkenin birliğini ve bağımsızlığını hakça paylaşan bir toplum için sosyal adaleti, dayanışmayı amaç edinmeye devam edecektir. Açıklamanın ardından yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi. Sayın Başkan.